Bu videomuzda folik asidin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Folik asit, yapraklı yeşil sebzeler, meyveler, kuru fasulye ve bezelye gibi gıdalarda bulunan B vitaminlerinden biridir. B9 vitamini olarak da adlandırılır. Folik asitin faydaları. Fetüs gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Hamile kadınlar ve anne karnındaki bebekler için oldukça faydalıdır. Folik asit eksikliği, erken gebelik sırasında nöral tüp kusurlarına neden olabilir. Bu kusur, hamileliğin sona ermesine, bebeğin spina bifida, yani ayrık, açık omurga rahatsızlığı veya anensefali, yani beynin ve kafatası kemiklerinin normal gelişimini engelleyen bir durum ile doğmasına neden olan ciddi bir sorundur. Sperm canlılığını arttırır. Yapılan bir araştırma, folik asit takviyesi alan ve daha önce kısır olan hastaların sperm hareketliliğinin arttığı ve başarıyla gebeliği sağladığını göstermiştir. Folik asit, vücudun yeni hücreler üretmesine yardımcı olur. Özellikle kırmızı kan hücresi oluşumu için çok önemlidir. Folik asit eksikliği hem yetişkinlerde hem de çocuklarda aneminin bilinen bir nedenidir. DNA'da kanser oluşumuna neden olabilecek hasarları önlemeye yardım eder. Araştırmalar, folik asidin kolon kanserinin önlenmesinde yardımcı olduğunu göstermiştir. Yapılan başka bir araştırmada, folik asitin ezofagus, mide ve pankreasta kanser oluşumunu önlemede rol oynayabileceğini göstermiştir. Folik asit, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlara yardımcı olur. Kalpte kolesterol birikimi seviyesini kontrol eder. Böylece kalp damar sistemini çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Homosistein, vücut için gerekli bir amino asittir. Ancak vücutta çok fazla olduğunda birçok probleme yol açar. Bunlardan bazıları kalp damar rahatsızlıkları, felç, kemik zayıflaması şeklinde belirtilebilir. Folik asit, vücuttaki bu kimyasalın miktarının kontrol edilmesine yardımcı olur. Serviks yani rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve akciğer kanseri gibi birçok kanser türünün oluşma riskini azaltmaktadır. Kas dokusunun sağlığını korumaya yardımcı olur. Cilt hücrelerinin oluşumu ve yenilenmesine yardım eder. Folik asit, DNA sentezi gibi vücudun önemli faaliyetlerini yerine getirmek için enzimlerle etkili biçimde çalışan bir koenzim olarak iş yapar. Folik asit, hafıza kaybı, Alzheimer hastalığı gibi sinir sistemi rahatsızlıklarının önlenmesine yardım eder. Yaşa bağlı işitme kaybı, yaşa bağlı maküler dejenerasyonun önlenmesinde ve yaşlanma belirtilerinin azaltılmasında yardımcı olur. Kemik erimesi, yani osteoporoz, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Uyku sorunları, depresyon, sinir ağrısı, kas ağrısı, vitiligo adı verilen bir deri hastalığı ve kalıtsal bir hastalık olan Fragile X sendromu tedavisinde de folik asit kullanılmaktadır. Folik asit genellikle diğer B vitaminleri ile kombinasyon halinde kullanılır. Folik asit çeşitli zihinsel ve duygusal bozuklukların tedavisinde yardımcı olur. Örneğin, günümüzde en yaygın zihinsel sağlık sorunlarından olan anksiyete ve depresyon tedavisinde yardımcı olur. Folik asit eksikliği. Folik asidin eksiklik belirtileri arasında anemi, hafıza kaybı, beynin ve sinirlerin yetersiz büyümesi, paranoya, güçsüzlük ve deri çatlaması gibi sorunlar vardır. Folik asit eksikliği ayrıca kalp çarpıntısı, doğum kusurları, osteoporoz, bağırsak kanseri ve lökopeni gibi ciddi problemlere yol açabilir. Bu vitamin eksik olan hastalarda infertilite ve kısırlık görüldüğü tespit edilmiştir. Folik asit içeren besinler. Ispanak, lahana, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler. Kuşkonmaz. Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, bamya, kereviz, havuç ve pancar gibi sebzeler. Biberiye, fesleğen, kekik ve nane gibi kurutulmuş otlar. Fasulye, pinto fasulye, nohut, barbunya, bezelye, börülce, yeşil mercimek, kırmızı mercimek gibi baklagiller. Kabak çekirdeği, susam, ay çekirdeği ve keten tohumları gibi tohumlar.
fıstık, badem, ceviz gibi kuru yemişler. Karaciğer, avokado, muz, papaya, portakal, greyfurt, limon, çilek ve kavun gibi meyveler. Domates suyu, soya fasulyesi, kahvaltılık gevrekler, yumurta, pul biber, maya, güçlendirilmiş tahıllar ve ürünleri. Uyarı: folik asit takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Gereğinden fazla kullanmak, her takviye besinde olduğu gibi, faydanın aksine zarar verir. Folik asit takviyesini doktorunuzun önerdiği dozun dışında almamaya özen gösteriniz. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.